Gençler selamlar, ben SML hocanız, SML Hocam Matematik kanalındasınız. Arkadaşlar 40 soruda bir konu serimizin diziler kısmındayız. PDF'imiz yanlış bir baskı oldu sevgili gençler. PDF'in ilk sayfası boş. Artık sen de bu boş sayfaya işte ne bileyim beni ne kadar çok sevdiğini yazabilirsin. Ondan sonra bu kanalın ne kadar muhteşem bir matematik kanalı olduğunu yazabilirsin. Bir şeyler yaz, ders notu alabilirsin gibi gibi şeyler yap. İlk sayfamız boş. Sana boş bir PDF artık hediye mi ettik seni, fotokopicide zararı mı soktuk, hakkını helal et diyelim. Evet sevgili gençler, ilk sayfamız boş, konumuz dizler. Bir şeyi 40 defa söylersem olur mantalitesiyle hareket ettiğimiz bu yolda artık dizi konusundayız sevgili gençler. Her hafta düzenli bir şekilde videolarımızı atmaya gayret gösteriyorum. Bunun yanında TYT ilk 12 soru kampı yaptık. Daha sonrasında limit türev integral kampı yaptık sevgili gençler. Problemler kampı başlattık ve onu da yaptık arkadaşlar. Daha problemlerden soru gelecek bu arada. Video gelecek. Aklınızda bulunsun. Yorum kısmında belirttiğiniz ve bazı yorumların çok fazla beğeni topladığı istekler var. O istekleri de göz ardı etmeyeceğim. Haberiniz olsun. Şimdi biz dizilerin ilk sorusuyla başlayalım. Şimdi dizi dediğimiz şey aslına bakarsanız sevgili gençler bir fonksiyondan farklı. Sadece gösterimi farklı. Yani fx yerine an diyoruz. Yani aslına bakarsanız bir fonksiyon. Peki bu fonksiyonun ne gibi bir özelliği var da biz buna niye f yerine an diye özel bir gösterim uygulamışız? Bunları kendi arasında bölgelere ayırmışız, kısımlara ayırmışız. Yani aritmetik dizi diye, geometrik dizi diye. Yoksa sadece dizi. Veya işte Fibonacci dizisi, karesel sayı dizisi, üçgensel sayı dizisi diye biz niye bunları belirli özelliklerine göre ayırmışız? Bu dizinin özelliği nedir? Bu fonksiyonun özelliği nedir ki bunu yapıyoruz? Şimdi biliyorsunuz ki fonksiyonların bir tanım kümesi bir de değer kümesi var sevgili gençler. Eğer bu fonksiyonumuzun tanım kümesi sadece ama sadece pozitif doğal sayılardan oluşuyorsa işte biz özel olarak sevgili gençler bu fonksiyona dizi diyoruz. Demek ki tanım kümesiyle göre isimlendiriliyor. Yani senin tanım kümen pozitif doğal sayılarsa sen artık o fonksiyona bu fonksiyon bir dizi fonksiyonudur da diyebiliyorsun. Ve fx yerine an'ı gösterebiliyorsun. Değişkenlerin burada n oluyor. Pekala, diziyi ufak bir hatırladıktan sonra biz ilk sorumuzla başlayalım. Diyor ki aşağıdakilerden hangisi gerçek sayı dizisi belirtir? Şimdi gerçek sayı dizisi belirtir diyor. Biz tanım kümemizin ne olması gerektiğini biliyoruz. Pozitif doğal sayılar. Değer kümemizin de ne olması gerekiyor sevgili gençler? Gerçek sayılar olması gerekiyor ki gerçek sayı dizisi olsun. Tabi burada yani şıklarımız tanım kümesiyle alakalı genelde. Çünkü tanım kümesinde yazamayacağımız veya karşılığı olmayan bir görüntü varsa sevgili gençler işte biz buna belirtmez diyeceğiz. Mesela karekök içerisinde n-5. Sen bu karekök içerisinde n-5'in yani şurada n-5'in sıfırdan büyük veya eşit. Burada da n'nin 5'ten büyük veya eşit olması gerektiğini zaten biliyorsun. Bunu bildiğin halde sen buna reel sayı dizisidir dersen yanılırsın. Neden? Çünkü sevgili gençler benim tanım kümem 1, 2, 3, 4 elemanlarında barındırıyor. Bunları barındırıyorken bunların görüntüsü var mı? Yok. Mesela sen burada 1 yerine yazarsan kök içinde -4 olur. Bir reel sayı dizisi değildir. Belirtmez. Çünkü sevgili gençler cevabı bir reel sayı değildir. O zaman Adana seçeneği gitti. Örnek veriyorum. Logaritmanın tabanında n-2 var. Şimdi n-2 sıfırdan ne olması lazım sevgili gençler? Büyük olması lazımdı. Tabanın bir sıfırdan büyük olması lazım. Demek ki n-2'den büyük olması gerek diyor. O zaman ben burada n yerine 1 ve 2 yazamayacağım. Yazamıyorsam bu da bir dizi değildir. 2n artı 8 bölü 3n-6. Ben burada n gördüğüm yere 2 yazamam sevgili gençler ama o 2'yi yazıp bir sonuç almam gerekiyordu bunun bir fonksiyon belirtebilmesi için gitti. Tanjant n çarpı pi bölü 2. Mesela sevgili gençler biz burada n'yi 1 seçersek n eşittir 1 için tanjant pi bölü 2 olur. Ve pi bölü 2'nin sen tanımsız olduğunu biliyorsun. Tanjant pi bölü 2'nin tanımsız olması gerektiğini biliyorsun. Doğal olarak bu da bir dizi belirtmez diyeceğiz. Ama şuradaki şu küçük 3 bizim işimizi çok kolaylaştırıyor. Niye? Çünkü küp kökün içerisi sevgili gençler eğer derecemiz kökün derecesi tekse içerisi artı eksi sıfır alayı olabiliyor. Hiç sıkıntı değil. Dolayısıyla ne gördüğüm yere burada pozitif doğal sayıların her birini yazdığı zaman karşısına mutlaka ama mutlaka bir sonuç bulacaksın. O halde Edirne seçeneği bize bir reel sayı dizisi belirtir diyoruz.
Evet, basit ama ağır bir soruyla başladık. Bütün şıkları tek tek düşünmek zorundaydık. Bak tekrar ediyorum, soru basit ama ağır bir soru. Çünkü sevgili gençler biraz kazanımı bol olması gerekiyordu. Hangi fonksiyonların dizi belirtip hangi fonksiyonların dizi belirtmediğini görebilmek için. İkinci sorumuza bakıyoruz. An eşittir 5 bölü 2n artı 3 ve bn de r çarpı n artı p dizileri verilmiş bize. Ve bn dizisi 1 bölü an dizisine de eşitmiş. Yani bu iki dizinin birbirine eşit olduğunu söylemiş sevgili gençler. Madem öyle ben bu 1 bölü an dizisinin aslına bakarsanız şunu ters çevirdiğim takdirde 2n artı 3 bölü 5'e eşit olması gerektiğini biliyor muyum? Tabii ki biliyorum. Ve bu bn dizisine yani rn artı p dizisine eşitmiş. Şimdi gelin ben bu 2n artı 3 bölü 5'i 2n artı 5 bölü 3 bölü 5 biçiminde yazayım. Neden bunu yapıyoruz? Bakın yazalım. 2 bölü 5 çarpı n artı 3 bölü 5 eşittir r çarpı n artı p derseniz eğer arkadaşlarım n'in katsayısı olan 2 bölü 5 buradaki r'ye buradaki sabit terim olan 3 bölü 5 de p'ye eşittir. Yani diyor ki 2 bölü 5 ile 3 bölü 5'i topla diyor. Ben bunları toplarsam bir güzel 5 bölü 5'e eşit olacaktır ve cevap 1 olacaktır diyebiliriz. Arkadaşlar şu an ikinci soruyu çekerken fark ettim. Ben ışığı yakmayı unutmuşum. Hemen gündüz vakti aslında videoyu çekerken gündüz ama perdeyi indiriyorum, ortamı karartıyorum. Çünkü sağ tarafımdan cam olduğu için böyle suratıma nur inmiş gibi oluyor sevgili gençler. Ki hoş zaten suratıma nur inmiş gibi böyle bir saf temizim ama ben bir ışığı yakıp geleyim. Üçüncü sorudan devam edelim. Evet gençler ışığımızı yaktık. Üçüncü sorumuzdayız. An eşittir 5 üzeri n çarpı n artı 2 faktöriyel bölü 2 üzeri n artı 1 dizisi için A6'yı A4'e böl demiş. Şimdi önce A6'yı bir bulacaksınız sevgili gençler. Sonra da A4'ü bulacaksınız ve bunları birbirine bir güzel oranlayacaksınız. Şimdi A6'yı nasıl buluruz? N gördüğümüz yere 6 yazacağız. Fonksiyon dedik ya 5 üzeri 6 çarpı 6'ya 2 ekledim 8 8 faktöriyel yaptı. Bölü 2 üzeri 6 artı 1'den de 2 üzeri 7 geldi burası. Alt kısımda n gördüğümüz yere 4 yazarsak 5 üzeri 4 çarpı 4 artı 2 6 faktöriyel yapacaktır. 6 faktöriyel bölü 2 üzeri 4'e de 1 ekledim. Burası 5 oldu. Şimdi bunu buna bölersek cevabı bulacağız. Öncelikle 8 faktöriyel ile 6 faktöriyeli sadeleştirebilirim. Burada 7 çarpı 8 kalır. Daha sonrasında 2 üzeri 5 ile 2 üzeri 7'yi çarparsam burada 2 üzeri 2 kalır. 5 üzeri 4 ile de 5 üzeri 6'yı çarparsam burada 5'in karesi kalır. Bakın şuradaki 2'nin karesiyle buradaki 8'i sadeleştirebilirim. 2 kalır sevgili gençler. Alt tarafta hiçbir halt kalmadı. 5'in karesi 25 kere 2 50. 50 kere 7 de biliyorsun artık 350 yapar. Yani cevabımız Ceyhan seçeneğinde verilmiştir diyebiliriz sevgili kardeşlerim. Geçiyorum 4'e. An dizisinin bize genel terimi verilmiş şu eksi 2n kare artı 13n artı 4 bu dizinin en büyük terimi soruluyor bize. Şimdi bu dizinin en büyük terimini bulmanın belki dizi konusunda farklı yöntemleri de olabilir. Fakat biliyorsunuz ben 40 defa söyledim. Bakın gene söylüyorum. Bu bir aslında fonksiyon. Aslına bakarsanız bu da ikinci dereceden bir fonksiyon. Ve ikinci dereceden bir fonksiyonun en büyük veya en küçük değerini aldığı yerin sen tepe noktası olduğunu biliyorsun. Çünkü ikinci dereceden fonksiyonlar bize bir parabol belirtir sevgili gençler. Peki bu parabolün tepe noktasının apsisi nedir? Yazıyorum bakın eksi 13 bölü eksi eksi 2'den eksi 4 yapacaktır. Ve eksiler gittiği zaman 13 bölü 4'tür hocam. Ama dikkat et 13 bölü 4'ü sen götürüp yerine yazamazsın en büyük değerini bulmak için. Hocam hani paraboldü diyeceksin ama bu öyle bir parabol değil. Bu fonksiyonun tanım kümesi pozitif doğal sayılar. Yani sevgili gençler 13 bölü 4 pozitif doğal sayı değildir demeye getiriyorum ben sana. Bu sayımız da yaklaşık olarak 3 virgül 25 olduğundan hemen şunu yapıyorsun. Tamam bu 3 virgül 25 eyvallah. Peki 3 virgül 25'e en yakın doğal sayı kaçtır? Tabii ki 3'tür. Demek ki en büyük terimi A3 olacak sevgili gençler ve A3'ü hesaplayacağız biz. Yani eksi 2 çarpı 3'ün karesi 9 artı 13 kere 3'ten 39 gelir. Artı bir de 4'ümüz var. Bakın şurası eksi 18. 39'dan 18'i çıkarırsanız 21 kalır. Artı bir de 4 eklerseniz doğru cevabın 25 olması gerektiğini söyleyebilirsiniz sevgili gençler. Doğru cevabımız Edirne seçeneğinde verilmiştir dedik arkadaşlarım.
Evet, geçiyorum 5. soruma. 5. soruda bize bir AN dizisinin yine genel terimi verilmiş ama bu genel terim sevgili gençler biraz farklı şekilde verilmiş. Nasıl? Şu şekilde diyor ki AN'i gördüğün zaman diyor burada 1'den N'ye kadar toplayacaksın. Burada da 1'den 2N-1'e kadar olan tek sayıları toplayacaksın diyor. Bu dizinin kaçıncı terimi 7/12'dir diye sorulmuş. Şimdi ben bu AN'in genel terimini biraz değiştirmem gerekiyor. Biraz oynamalar yapmam gerekiyor ki sen de yapabilirsin bunu. Nasıl yapacağız? Şu şekilde. Mesela 1'den N'ye kadar olan sayıların toplamını veren formülü yazabilirsin sen. Nasıldı? N çarpı N artı 1 bölü 2 idi. Peki bölü dedim. Alt kısımda da 1, 3, 5, 2N-1 yani 1'den 2N-1'e kadar olan tek sayıların çarpımı neydi sevgili gençler? Hocam o da N kareydi. Güzel. O halde üst tarafı biraz dağıtalım. N kare artı N bölü bunu da ters çevirip çarparsam 2N kare gelir. Ve kaçıncı terimi 7/12'dir diye soruyorsa ben bunu 7/12'ye eşit derim ve N'yi bulurum. N zaten kaçıncı terim olduğunu veriyordu bize. İçli arıçlar çarpımı yardımıyla 12N kare artı 12N eşittir 14N kare yapar. 12N kareyi bu tarafa fırlatırsam 12N eşittir 2N kare yapar. Her iki tarafı N'lerin ben pozitif doğal sayı olduğunu bildiğim için N'leri sadeleştirebilirim. N 0 olamayacak çünkü. Sadeleştir gitsin N'leri. 2N'ye böl her iki tarafı 6 eşittir N yapar. Ve N'nin 6 olması gerektiğini bulduğumuza göre artık kaçıncı terim diye sormuştu. Ben de 6. terimdir diyebilirim sevgili gençler. 5. sorumun cevabına cevap bursaydı. Geçiyorum arkadaşlar 6. soruma. AN eşittir 2, 4, 6 bilmem kaç 2N'e kadar ve alt kısmında 2N kare eksi CN dizisi bir sabit dizi ise C kaçtır? Şimdi sabit dizi sabit fonksiyonun mantığıyla aynı mantığa sahip. Sadece tanım kümeleri farklı. Ama aynı, mantalite aynı. Yani sen bu dizinin bütün terimlerinin birbirine eşit olması gerektiğini biliyorsun. Bu da ne demek? N gördüğün yere 1 de yazsan aynı sonuç çıkacak. 2 de yazsan aynı sonuç çıkacak. 1 milyon da yazsan aynı sonuç çıkacak demek. Peki bu 2'den 2N'e kadar olan çift sayıların toplamını veren formül neydi acaba? N çarpı N artı 1 miydi? Bu formülleri aklınıza tutmanız bayağı bir faydanıza sevgili gençler. Alt kısımda da ne var? 2N kare eksi CN var. Şimdi ben üst tarafı biraz düzenlesem. N kare artı N bölü 2N kare eksi CN yazsam. Ve ben bunun sabit dizi olduğunu biliyorsam. Bakın buradaki N karenin katsayısı ne? 1. Yani orada görünmeyen bir 1 var onu biliyorsun artık sen. Burada 1 var. Burada ne var? 2 var. N karelerin katsayı oranları 2 bölü 1 bölü 2 eşittir. Burada n'nin katsayısı 1 yine artı 1 burada eksi c dolayısıyla 1 bölü eksi c diyeceksin. Ve artık şunu görüyorsun sen eksi c'nin 2'ye eşit olması gerektiğini. Eksi c 2 ise c de bir zahmet eksi 2'dir. Yani sevgili gençler cevabımız Edirne seçeneği olacaktı diyebiliriz. 7. sorumuza bir el atalım bakalım. Bu dizi diyor 5 terimden oluşan sonlu bir aritmetik dizidir. Şimdi 6. soruya kadar ilk 6 soru sevgili gençler normal dizi sorularıydı. Artık bundan sonra aritmetik ve geometrik dizi bir de normal dizi sorularımız tabii ki var. Gene senin alıştığın tarzda yani bizim tarzımız bu. Yine 19. 20'den 20. sorudan sonra böyle rahatlıkla aynı buralardaki gibi rahatlıkla başa çıkabileceğin sorular olmayacak. Yine birbirinden güzel sorular seni bekliyor haberin olsun. 7. sorumuzda bu bir sonlu aritmetik diziymiş. Buna göre a artı b artı c kaçtır diye soruluyor. Şimdi a, b, 8, c ve 18 olduğunu biliyorum ben. Bu bir aritmetik dizi ise çeşitli yollardan bulabilirsin a'yı, b'yi, c'yi. Mesela nasıl bulabiliriz? B artı c'yi direkt bulabilirsin mesela. Çünkü b ile c'nin toplamı 8'in 2 katını verir bu bir aritmetik dizi ise. O halde B artı C'miz kaçmış arkadaşlar? 16. Yani şuradaki şu kısım 16'ymış. Pekala. Şimdi bir de A'yı bulalım. Hocam B ile C'nin toplamı 16 zaten. Bir de üstüne A'yı ekleyince daha büyük bir şey çıkmayacakmış. Şıklara bir bakın durun orada hata yapıyorsunuz falan deme. Çünkü A ile 18'in de toplamı aslına bakarsanız bunun 2 katını verecek. Madem öyle a artı 18 eşittir 8'in 2 katı 16 ise a kaçtır arkadaşlar? Eksi 2'dir. Demek ki a gördüğümüz yere de eksi 2 yazacağız.
Aha, 16 ile eksi 2'nin toplamı ne yapacak? 14. Demek ki cevabımız Denizli seçeneği olacaktır diyebiliriz sevgili gençler. Güzel. Geçtim 8. soruma. AN aritmetik dizisinde 17. terim 27, 12. terim 12 ise 29. terim kaçtır diye sorulmuş bize. Şimdi bu bir aritmetik dizi olduğunu biliyoruz biz bunun. Dolayısıyla ben A17'yi şu şekilde yazabilirim. A12'nin üzerine 5 tane ortak fark eklenmiş ki buna D diyelim biz. A12. Terimin üzerine 5 tane ortak fark eklersem mesela D ekledim 13. terimi buldum. D ekledim 14'ü, D ekledim 15'i, D ekledim 16'yı, D ekledim 17'yi bulurum. Artık sevgili gençler 17. terimin sen 27 olduğunu, 12. teriminde 12 olduğunu biliyorsan 5D'yi bulursun, oradan da D'ye ulaşırsın. Ki 5D burada kaçtır sevgili gençler? 15'tir. Demek ki D kaçmış? 3'müş. Bizden istenen şey ne peki hocam? A17'nin üzerine de 29. terim isteniyor ya, 12 tane ortak fark eklersem bu sefer de 29. terimi bulmuş olurum. Şimdi 17. terim 27 idi, D'de 3'tü. 3 kere 12'nin de 36 olması gerektiğini biliyorsun sen. Eşittir 29. terim dersek 36 ile 27'nin toplamı 63 yapar. Bu da senin cevabın olur. 29. terimimiz 63'tür diyebiliriz. Yani cevabımız Adana seçeneğinde verilmiştir sevgili gençler. Şimdi yine sayfamıza şöyle uzaktan bir bakalım. Biraz boş olmasını bekliyorum. Çok da boş değilmiş ama kolay sorular olduğu, şöyle çözümlere uzaktan bakıldığında da kolay sorular olduğu belli zaten. İkinci sayfamızdaki soruların zorluk seviyesi ilk sayfadakinin bir tık yukarısında ama daha sonrasındaki sorularımız biraz senin cebelleşeceğin sorular olacak. Haberin olsun. Biz gidelim ikinci sayfamıza, 9. sorumuza başlayalım. Fazla lafı uzatmak istemiyorum. Senin vaktin değerli, biliyorum yani bunu. AN bir aritmetik dizi. 3. terim, 6. 10. ve 13. terimlerin toplamı 24'müş. Peki 8. terim kaçtır diye soruyor. Güzel. Şimdi 8. terimi düşünürken şunu yapalım. Mesela burada indislere bakalım. Şuradaki 3 ile 13'ün toplamı ne yapar? 16. 16'nın yarısı kaç? 8. Bunu aklında tut. İkinci olarak da buradaki 6 ile 10'un toplamı ne? 16 yarısı kaç? 8. Yani bizi her kapı nereye çıkarıyor? 8'e çıkarıyor. Peki ben şunu söyleyebilir miyim o halde? A3 ile A13'ün toplamı eşittir 2 tane A8'dir diyebilir miyiz sevgili gençler? Vallahi bence deriz. Peki A6 ile A10'un toplamı eşittir 2 tane A8'dir diyebilir miyiz? Deriz. Madem öyle, A3, A13, A6 ve A10'un toplamı, yani 4 tane A8 bize verilmemiş mi 24 diye? Verilmiş. O zaman A8 kaçtır sevgili gençler? Tabii ki 6'dır. O halde cevabımız da Ceyhan'dır diyebiliriz gönül rahatlığıyla. Geçtim 10. soruma. AN aritmetik dizisinde 12. terim X ve 6. terim Y ise 30. terim aşağıdakilerden hangisidir diye sorulmuş. Şimdi biz burada kafamız rahat biçimde 30. terime ulaşabiliriz. Nasıl? Mesela ben A6 ile sevgili gençler 12'nin üzerine de 6 ekliyorum. A18'in toplamının aslına bakarsanız 2 tane A12 olması gerektiğini biliyorum. Pekala. Daha sonrasında da A12 ile A24'ün toplamının 2 tane A18 olması gerektiğini biliyorum. Ve yine sonrasında A18 ile de A30'un toplamının 2 tane A24 olması gerektiğini de biliyorum. Güzel. A6'nın Y olduğu bize verilmişti. A12'nin de ben X olduğunu biliyorum. O halde A18'i bulabiliriz. A18 sevgili gençler eşittir 2X eksi Y'ymiş. Bakın burada 2X'imiz vardı. Y'yi de karşıya fırlattım. A18'in 2X eksi Y olması gerektiğini buldum. Şimdi devam edelim sorumuza. Sıkıntı yok. Bakın A12 neydi? X'ti. A18'de 2x eksi y idi. Bu halde A24'ü bulmuş oluruz. Bakın şurada 2 ile 2x eksi y'yi çarparsam bu kısım 4x eksi 2y yapar. Buradaki soldaki x'i de karşı tarafa fırlatırsak burada 3x eksi 2y kalır. Demek ki 3x eksi 2y'ymiş A24. Peki bir daha devam edelim. A30'da sevgili gençler
Şuradaki A30'u bulacağız şimdi. 6'şar 6'şar buluyoruz ya. Bakın A18 neydi? 2x eksi y idi. Bu 1. A24'te 3x eksi 2 y idi. Bunu çarpın 2 ile. Burası 6x eksi 4 y yapar. Şuradaki 2x eksi y'yi de şimdi karşıya fırlatınız. A30'u bulursunuz. 4x eksi 3 y yapacaktır. Zaten bizden ne istenmişti? A30. Yani sevgili gençler 4x eksi 3 y Adana seçeneğinde verilmiştir diyebiliriz gönül rahatlığıyla. Geçtim 11'e. AN aritmetik dizisinde 3. ve 5. terimin toplamı 6 olduğuna göre 1. terimden 7. terime kadar olan terimlerin toplamı isteniyor değil mi? Bunu sen toplam sembolü bir diğer isimle sigma işareti olduğunu biliyorsun. Biliyorsun. Aynı zamanda şu S harfiyken biliyorsun integral yapar kendileri integraldir. Bunun da aslında bir S harfi olduğunu biliyorsun. Bu toplamaya yarıyor. Bu neye yarıyor? Bu da integralde biliyorsunuz ki sonsuz alt aralıklardaki alanların toplamını bulmaya yarıyor. Doğru mu? Güzel. Şimdi bu genel kültür bilgilerini de verdikten sonra aslına bakarsanız burada şunu demeye çalışıyoruz. Ne gördüğün yere önce 1 yaz, sonra 2 yaz, sonra 3 yaz, artı nokta nokta nokta, hatta nokta 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 koymayalım, hepsini yazalım. A4 artı A5 artı sonra 6 yaz ve en son buradaki 7'yi yaz ve bitir demiş. İşte bu toplam soruluyor bize, bunları da topla demiş. Şimdi A3 ile A5'in toplamının 6 olduğunu biliyorum. O halde A4 kaçtır arkadaşlar? 3'tür. Niye? Çünkü 3. terimle 5. terimi toplarsam ortadakinin 2 katını bulurum. Demek ki ortadaki 3'müş. Peki A2 ile A6'nın toplamına da ben 6 diyebilir miyim? Deriz. Niye diyemeyelim ki? Çünkü gene A4'ün 2 katını verecek. O halde A1 ile A7'nin de toplamı 6'dır. Şimdi bunları toplayacağız. 3 artı 6 artı 6 artı 6. Yani şurası 18 yaptı. 3 daha cevap ne gelir? 21 gelir. Demek ki cevabımız Adana seçeneğinde verilmiştir diyebiliriz. Geçiyorum sevgili gençler 12. sorumuza. AN aritmetik dizisinde AN artı AN artı 1 artı AN artı 2 6 eksi 3 N'e eşitmiş. Buna göre A10 ile A15'in toplamı kaçtır diye sorulmuş. Şimdi şöyle diyebiliriz. Bakınız. Ben şuraya yazayım sizin için tekrar. AN, AN artı 1 ve AN artı 2'miz var. Mevcut eşittir. 6 eksi 3 N'miş. Hatta ben burayı senin için 3 parantezinde 2 eksi N diye de yazabilirim. Şimdi buradaki AN ile AN artı 2'nin toplamının sen 2 parantezinde AN artı 1 olduğunu biliyorsun. Bir tane de burada AN artı 1 var. O halde sevgili gençler 3 tane AN artı 1 eşittir. Niye 3 parantezine aldığımı anladın değil mi? 2 eksi n ise buradaki 3'ler birbirini götürecektir. Ve sen an artı 1'in aslına bakarsan 2 eksi n olması gerektiğini şu an elde etmiş oldun. Bu bir. İkincisi, hocam bize ne soruluyordu? Hocam bize A10 ve A15'in toplamı soruluyordu. Şimdi A10'u nasıl bulursun? Burada n gördüğün yere 9 yazarsan A10 elde edilmiş olmaz mı? Olur. O zaman A10 eşittir. N gördüğüm yere 9 yazıyorum. 2 eksi 9'dur. Yani eksi 7'dir. Bu 1. A15'te sevgili gençler 2 eksi 10. Pardon, özür dilerim. A15'i elde etmek için de N gördüğümüz yere tabii ki 14 yazmamız lazım. O zaman A15'te eşittir. 2 eksi 14'tür. 2'den 14'ü çıkarırsanız da eksi 12 gelecektir. Bunların toplamı sorulmuş. A10 ile A15'in toplamı da sevgili gençler eksi 7 ile eksi 12'nin toplamına, yani eksi 19'a eşittir. Cevabımız Bursa seçeneğinde verilmiştir diyebiliriz sevgili gençler. Evet, geçiyorum 13. soruma. A0'dan büyük olmak üzere 2A ve 3A artı 1 sayıları arasına aritmetik dizi oluşturacak şekilde A tane terim daha yerleştiriliyor. Elde edilen dizinin ortak farkı hangisidir diye sormuş. Şimdi şöyle diyeceğiz arkadaşlar. 2A artı 2A'mız var ve en sonda da 3A artı 1'imiz var ve ben araya A tane daha terim yerleştiriyorum. Pekala. Şöyle terimler yerleştiriyoruz. Burada A tane terim var. Bir tane burada, bir tane de burada var. Toplam demek ki dizimizin terim sayısı artık A artı 2 terimli bir dizi.
Peki bu a artı iki tane terimin arasında kaç tane boşluk var? Şöyle düşünün. İki tane cismin arasında bakın bir tane boşluk var. Bakın üç tane cismin arasında iki tane boşluk var. Dört tane cismin arasında bir, iki, üç tane boşluk var. Doğru mu? Doğru. E madem öyle a artı iki tane terimin arasında a artı bir adet ne vardır? Boşluk vardır. Güzel. Şimdi bunu da elde etmiş olduk. Biz artık şunu düşüneceğiz sevgili gençler. Son terimimiz ne? 3a artı 1. İlk terimimiz ne? 2a. Bundan bunu çıkaracağım. Böylelikle son terimle ilk terim arasındaki uzaklığı bulmuş olurum ki kendisi a artı 1 yapar. Toplam uzaklık a artı 1 iken benim bu son ve ilk terim arasında da a artı 1 tane boşluk olduğuna göre sevgili gençler bunu ben nasıl sildim hiç bilmiyorum. A artı 1'i yani uzaklığı boşluk adedine bölecek olursam ortak farkı bulmuş olurum. Her terimin arasında birer fark varmış diyebiliriz. Böylelikle cevabımız ne olur? Bursa seçeneği olur dedik sevgili arkadaşlarım. Geçiyorum 14. soruma. AN geometrik dizisinde birinci terim logaritma 2 tabanında x, ikinci terim 4 tabanında x ve beşinci terim 1 bölü 4 olduğuna göre x kaçtır diye sorulmuş. Şimdi sen burada bunun geometrik dizi olduğunu kaçırmayacaksın. Tabii ben burada bir çalışma PDF'i çözüyorum. Ve soruları düzenli bir şekilde önce normal dizi soruları, daha sonrasında aritmetik dizi, daha sonrasında geometrik dizi, daha sonrasında çeşitli diziler sorusu var. Karışık. Burada karşına şimdi aritmetikten sonra ben sana bak bu geometrik dizi sorusuymuş diye de uyarıyorum seni. Sen de sınav esnasında hangisinin çıkacağını bilmediğin için sorunun başını dikkatli okumanda fayda var. Geometrik dizi diyor, tamam. Geometrik dizilerin neyi oluyordu? Ortak bir çarpanı oluyordu değil mi? Ortak bir katı oluyordu. Pekala, ben o ortak katı bulabilir miyim burada? Vallahi buluruz. Niye bulamayalım? Mesela ortak katı nasıl bulurum ben? A2'yi A1'e bölersem ortak katı yani R'yi bulmuş oluruz. Peki A2 dediğimiz şey logaritma 4 tabanında x'ti. Burası da logaritma 2 tabanında x'ti sevgili gençler. Güzel. Şimdi şuradaki sen 2'nin aslında 4'ün aslına bakarsan 2'nin karesi olduğunu ve bu 2'nin karesinin karesini şuradaki 2'yi başa 1 bölü 2 biçimde atman gerektiğini biliyorsun. Ve daha sonrasında da bak burada logaritma 2 tabanında x var. Bak burada logaritma 2 tabanında x var. Bunlar gitti mi gitti. O zaman burası ne kaldı? 1 bölü 2. Demek ki senin R dediğin ortak çarpanın 1 bölü 2'ymiş. Şimdi o halde x kaçtır diye soruluyor ya. Biz şunu yapacağız. Logaritma 4 tabanında x bu ikinci terimdi. Üçüncü terim, dördüncü terim ve beşinci terime bakacağız. Üçüncü terim için sevgili gençler 1 bölü 2 ile çarpmam gerekiyor logaritma 4 tabanında x. 1 bölü 2 çarpı logaritma 4 tabanında x. Bunun için bunu da 1 bölü 2 ile çarpmam gerekiyor. 1 bölü 2'nin karesi çarpı logaritma 4 tabanında x ve 5. terim için de bir daha 1 bölü 2 ile çarpacaksın. 1 bölü 2'nin küpü çarpı logaritma 4 tabanında x. Ve bu kaçmış? 1 bölü 4'müş. Peki bakın burada ne var? 1 bölü 8. 1 bölü 4 ile 1 bölü 8'i sadeleştirirseniz 1 bölü 2 kalır burada. Ve bu 1 bölü 2 ile sevgili gençler şurada x'in kafasını atarsanız logaritma 4 tabanında kök x'in eşittir 1 olması gerektiğini de söyleyebilirsiniz. Neden? Çünkü karşıda sadece 1 kalmıştı. Burada da logaritmanın genel tanımından kaynaklı 4'ün birinci kuvveti kök x'e eşittir. 4 eşittir kök x ise x kaçtır arkadaşlar? Tabii ki 16'dır. Bizden x istenmişti. O halde cevabımız Denizli seçeneğinde verilmiştir diyebiliriz. Şimdi 15. sorumuz için oranın biraz sınırlarına dahil olmuşuz. Şu kısmı silelim, kafalar karışmasın. 15. sorumuzu çözelim. AN bir geometrik dizi. A7 4 tane 3. terime eşit ve bu da 5'e eşitmiş sevgili gençler. Peki ben A7'nin 5 olduğunu diyorum. A15 kaçtır diye sorulmuş. Öncelikle ben bu A7'nin aslına bakarsanız A3'ün R üzeri 4 ile çarpılmış hali olduğunu biliyorum. Nasıl ki aritmetik dizide A7'yi ben A3 artı 4D yazıyordum. Yani 4 defa ortak fark eklemek zorundaydım. 7. terimi de sevgili gençler A3'ün R üzeri 4 katı olduğunu bilmem gerekiyor. Çünkü
Sürekli R ile çarparak yeni bir terim buluyorum. Güzel. Şimdi burada da ne denmiş? 4 çarpı A3 denilmiş. Peki şu ikisinin birbirine eşit olması gerektiğini artık anladık biz burada. O halde buradaki A3 ile buradaki A3'ü, A küp yazmışım yanlışlıkla, A3 olacak sevgili gençler orası. Buradaki A3 ile buradaki A3 birbirine eşitse demek ki R üzeri 4, 4'müş. R kaçtır o halde? Tabii ki kök 2'dir. Pekala. A15 soruluyor bize ve ben burada A7'nin de 5 olduğunu biliyorum. Bakın A7 5 ise bu 1. A15'i ben A7 çarpı R üzeri 8 diye yazamaz mıyım? Tabii ki yazarım. Yani 7. terimi 8 defa R ile çarparsam 15'e ulaşmış olurum. O halde A15 eşittir. A7'nin biz 5 olması gerektiğini biliyorduk burada. 5 çarpı R dediğimiz şey kök 2 idi. Yani 2 üzeri 1 bölü 2'nin de 8. kuvvetini alacağız. Peki bakın 2 üzeri 1 bölü 2'nin 8. kuvveti. 8'de 2 sadeleşirse burada 4 kalmaz mı? Evet. 2 üzeri 4 16 yapar. Bu 16'yı da 5 ile çarparsanız cevabın 80 olması gerektiğini gönül rahatlığıyla söyleyebilirsiniz sevgili gençler. 16. sorumuzdayız. Logaritma 2 tabanında 5 x kareye eşit olmak üzere. Logaritma 25 tabanında 3, y ve logaritma 3 tabanında 16 terimleri de bir geometrik dizinin ardışık 3 terimi imiş. Y'nin x türünden eşitini bul diyor bize. Peki, şimdi bakın şunlar ardışık 3 terimse sevgili gençler, ben logaritma 25 tabanında 3 ile logaritma 3 tabanında 16'nın çarpımının buradaki y'nin karesi olduğunu da bilirim. Yani y kare eşittir logaritma 25 tabanında 3 çarpı logaritma 3 tabanında 16 olması gerektiğini söyleyebilirim. Nasıl ki aritmetik dizide kendisine eşit uzaklıkta olan sağdan ve soldan eşit uzaklıkta olan terimlerin toplamı kendisinin iki katını veriyordu. Geometrik dizide de kendisine sağdan ve soldan eşit uzaklıkta olan iki terimin çarpımı kendisinin karesini verecek. Yani bu. Hocam buradaki 3'ler gidiyor muydu ya logaritmada? Evet kardeşim gidiyordu. Hocam bu 25 5'in karesi mi? Evet. 16 da 4'ün karesi mi? Evet. O zaman ikileri başa atabilir miyiz? Atarsın. O halde y kare ne olur? Logaritma 5 tabanında 4'ün ta kendisi olur. Çünkü o ikiler zaten birbirini götürecek. 2 bölü 2 şeklinde. Peki biz bunu artık biliyoruz. Yani logaritma 5 tabanında 4'ün y kare olması gerektiğini biliyoruz. Peki bu y kare dediğimiz şey. Şunu ben 2'nin karesi diye yazıp 2'yi başa atsam. Y kare eşittir 2 çarpı logaritma 5 tabanında 2 olur mu? Olur. Peki hocam bu logaritma 5 tabanında 2 şuraya benzemiyor mu? Benziyor da ufak bir farkla. Nasıl? Birbirinin tersi. O zaman burası da 1 bölü x kare olmaz mı? Olur. Demek ki y kare eşittir 2 bölü x kareymiş. 2 çarpı 1 bölü x kareden 2 bölü x kareymiş. Ama bize ne lazım? Y. Demek ki sevgili gençler y eşittir kök 2 bölü x'in ta kendisi olacakmış. Yani sevgili gençler Edirne seçeneği olacakmış diyebiliriz. Evet şöyle ikinci sayfamıza uzaktan bakmayı unutmuştuk. Hem 2'ye hem de 3. sayfamıza. Gerçi burası 2. sayfaymış ya, kusura bakmayın. Ben şurada 3'ü görünce yanıldım. Sevgili gençler burası biraz daha dolu ve çalışılmış bir sayfa gibi durdu. Sen de öyle düşünüyorsundur. Senin de inşallah sayfan böyledir. Çalışılmış ve dolu doludur. Diyelim ve 3. sayfamıza geçelim sevgili gençler. Geçtik sevgili gençler 17. sorumuza. Evet diyor ki birinci kapta 80 litre, ikinci kapta 20 litre su var. Birinci kaptan ikinci kaba her gün düzenli olarak 2 litre su aktarılmaktadır. Kaçıncı gün sonunda kaplardaki su miktarları aynı olur diye sorulmuş. Tabi bunu dizi olarak çözmemiz isteniyor. Yani normal şartlar altında 80 ile 20 arasındaki fark 60'tır. 60'ı 4'e bölersen cevap 15'tir de diyebilirsin bir problem sorusu var. Basit bir problem sorusu ama dizi olarak çözelim ki elimiz dizilere yatkın olsun biraz. Bunu nasıl yapacağız? Şu şekilde. Şimdi zaten ilk başta 80 var. Birinci günün sonunda sevgili gençler 2 litre su akıtacağız. İkinci gün sonunda 4, sonra 6, sonra 8 diye yandaki kaba aktaracağız. Tabi her gün 2 litre azalıyorsa eninci gün sonunda 2 en kadar eksilmiştir. Diğer tarafta da 20 vardı. Her gün 2 litre artıyorsa eninci günün sonunda 2 en artmıştır. Bu halde eksi 2n'i bu tarafa atıyorsunuz 4n, 20'yi bu tarafa atıyorsunuz 60, n de buradan 15 geliyor. 15. günün sonunda sevgili gençler bu iki kaptaki su miktarı eşit olur da diyebiliyoruz böylelikle. 18. sorumuz an bir aritmetik dizi x sayısı
3. 6. 9. ve 3 eminci terimlerin toplamı. Yani indisleri 3'ün katı olan terimlerin toplamı. Y'de A5, A8, A11, A3m artı 2, yani 3 ile bölümünden kalan 2 olanların, 2 olan indislerin toplamı olduğuna göre AN dizisinin ortak farkı aşağıdakilerden hangisidir diye sorulmuş bize. Şimdi biz ortak farkı arıyoruz. Ortak farkı ararken de sevgili gençler X'i ve Y'yi kullanmak zorundayız. Yani şıklardan anladığımız bu. Peki ben bunu nasıl elde ederim? Nasıl bulabilirim? Şimdi buna bakalım arkadaşlar. Şimdi öncelikle bu X'i ve Y'yi bizim anlamlandırmamız lazım. Yani burası tamam 3'ün katı olan indisler. Burası 3'ün katının 2 fazla olan indisler. Güzel. Ama ben ortak farkı nasıl bulacağım burada? Şimdi şöyle diyelim. Öncelikle arkadaşlar ben Y'den X'i çıkardığım zaman bakın şuradan şurayı çıkardığımda A5 eksi A3 kalacaktır. A8'den A6'yı çıkardığım zaman A8 eksi A6. En son işte 11'den 9'u çıkardık. Nokta 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 diyelim. 3m artı 2'den de 3m olan terimi çıkaracağım. Yani A3m artı 2. 3m artı 2 eksi A3m diyeceğim. Şimdi A5'ten A3'ü çıkarırsam ben arada, bunun aritmetik dizi olduğu için 2D kalacaktır. Burada yine 2D kalacaktır. Nokta nokta nokta. Burada da yine 2D kalacaktır. Peki şuradan şuraya kadar kaç tane terim var? M tane. O zaman buradan buraya kadar da M tane terim vardır denilebilir. Demek ki burada sevgili gençler M tane 2D var ve bunların toplamı M çarpı 2D yapacaktır. Peki ben burada neyi bulmuştum? Y'den x'i çıkarmıştım. Demek ki sevgili gençler y eksi x eşittir m çarpı 2d olacak. Peki bizden ne isteniyor? Ortak fark, yani d isteniyor. O halde sen şuradaki 2m'yi karşıya bölüm olarak atabilirsin. Yani d eşittir y eksi x bölü 2m diyebilirsin. Sevgili arkadaşlarım işte ortak fark olan d Adana seçeneğinde verilmiştir diyebiliriz böylelikle. Geçiyorum 19. soruma. AN bir aritmetik dizi. İlk 20 terim toplamı 20. 20'den sonraki ilk 20 terimin toplamı da 40 olduğuna göre A21'den A11'i çıkarırsan kaç kalır diye sormuş bize. Pekala, burada A21 eksi A11'i bulacağız. Bulmak zorundayız. Peki ben bunu bulurken neye dikkat edeceğim? Öncelikle A21'den A11'i çıkardığımız zaman aradaki farkın aslında 10 tane ortak fark olduğunu biliyoruz. Yani 10D'ye eşit olacağını biliyoruz. Peki sen şimdi burada 40. terimden 20. terimi çıkarırsan 20D kalacağını biliyorsun. İşte 39'dan 19'u çıkardığımız zaman da 20D kalacağını biliyorsun. En son 21'den 21. terimden 1. terimi çıkardığın zaman da yine 20D kalacağını biliyorsun. Ve bunların farkı da 20. Güzel. Şimdi burada kaç tane 20D farkı oluşmuş oldu? 20 tane. Çünkü 1. terimden 20. terime kadar 20 tane var. Demek ki 20 çarpı 20D eşittir 20 miymiş? Aynen öyleymiş. 20'leri sadeleştirelim. 20D eşittir 1 ise D eşittir 1 bölü 20'dir diyebiliriz arkadaşlar. Bizden ne istenmişti? Bizden 10D istenmişti. Madem 10D istendi, ben 10'la çarparım bunu. 10D eşittir 10 bölü 20'den doğru cevabımız 1 bölü 2 olur deriz. Yani cevap Denizli seçeneğinde verilmiştir sevgili arkadaşlar. Geçiyoruz 20. sorumuza. Bu soruyu çözdükten sonra bir şeyi 40 defa söylersek olur cümlesinin yarısına gelmiş olacağız. Yukarıdaki şekilde işte A, B, B, D'ye, B, B, D, D, F'ye, D, F, F, H'a eşit olacak şekilde en son R'ye eşit olacak şekilde bu şekilde birbirine eşit olan kenarlar verilmiş. B, C, D, E'ye, D, E, F, G'ye bunların hepsi birbirine paralel sevgili gençler. Şu ortadakilerin her biri birbirine paralel. Şu şekilde. Ve diyor ki A1, A2, A3, AN bulundukları bölgelerin alanlarını gösterdiklerine göre AN'in A1 türünden eşiti nedir diye sorulmuş bize. Şimdi ben şunların eşitken sevgili gençler bu alanların nasıl ayrılacağını biliyorum. Bakın burası S ise burası ne oluyordu? 3S. Burası ne oluyordu? 5S. Burası 7S biçiminde devam ediyordu. Peki bunu nasıl ben ifade edebilirim? Ona bakalım. Şimdi S'den 3S'e, 3S'den 5S'e, 5S'den 7S'e her zaman 2S artarak gidiyor. Doğru mu? Doğru. Güzel. O zaman biz şöyle diyebilir miyiz buna? Ben A1'in S olduğunu biliyorum. Burası aslına bakarsanız, şurası A1 ya, indisimiz 1.
O halde sevgili gençler, burası da bakın 2'deyken 3 oluyor. Güzel. Yani ben buraya ne ekledim? 2s ekledim. Buraya ne ekledim? Gene 2s ekledim. Hep 2s ekleyerek gidiyorum. O zaman ben a1'e s dersem, a2 sevgili gençler s artı 2s. a3 eşittir a2'nin üzerine, yani 3s'in üzerine 2s ekleyerek diyoruz değil mi? Demek ki buradaki ortak farkımıza biz s diyebiliriz. 2s diyebiliriz. R eşittir 2s. Peki a1'i de biliyoruz. O da s'ti. O da şöyle s'ti. Güzel. Şimdi an'in diyor ya. An sevgili gençler aslında bakarsanız a1'in üzerine n eksi 1 tane 2s eklemek demektir. Yani an eşittir a1s'ti zaten artı n eksi 1 tane 2s diyebiliriz. Doğru mu? Doğru. An'in a1 türünden eşiti soruluyor bize. O halde an eşittir s artı, içeriye dağıtıyorum, n çarpı 2s eksi 2s olacağını biliyoruz. Demek ki an eşittir 2n çarpı s eksi s olacak. Burada s'ler ortak. O zaman an eşittir. An eşittir. A1 s'ti zaten. A1 parantezinde 2n eksi 1 diyebiliriz. Yani arkadaşlarım a1 çarpı 2n eksi 1 hangi şıkta var? Ceyhan seçeneğinde var. Cevabımız Ceyhan olacak. Hocam şurada a1'i nasıl geçtik diye soracak olursam da s dediğimiz, yani s parantezini alıyoruz ya şurada. Göstereyim. S parantezinde 2n eksi 1. S neydi burada? A1 bölgesinin alanıydı. Dolayısıyla bunu yapabildik. Burada bilmen gereken şey biraz geometri bilgisine sahip olman. Buradaki alanların S3S, 5S, 7S, 9S, 11S diye tek sayı olacak şekilde alanlarının belirlenmesiydi. 21. sorumuz. Yukarıdaki tabloda bulunan düşey karelerdeki sayılar bir aritmetik dizi. Yatay karelerde bulunan sayılarda bir geometrik dizinin ardışık terimlerini göstermekte. Buna göre A artı B kaçtır diye sorulmuş. Öncelikle sevgili gençler şurayı bulmamız gerekiyor. Kesişim yolunu bulmamız gerekiyor. Burada ne yazıyor? Bakın buradan buraya geçerken bir D, buradan buraya geçerken bir D, buradan buraya da buradan buraya da geçerken toplam 4D ilerlemiş oluyoruz. Yani ben 9'dan 1'i çıkarırsam 8 yapar. 8 de 4D'ye eşitlersem D eşittir 2 yapacaktır. Demek ki 1'e 2 ekleyince, yani D ekleyince burayı buluyoruz 3. Güzel. Şimdi daha sonrasında da şu kısmın bir geometrik dizinin terimleri olduğunu biliyoruz. 3'ü R çarpı R, yani 3 çarpı R kare eşittir 27 olduğunu görüyoruz. Demek ki R kare burada 9, R de 3'müş. O zaman ben 3'ü 3'e bölersem burayı bulurum ki bu da 1'miş zaten. Şimdi A dediğimiz şey de buradaydı. D'yi ben 2 bulmuştum. Burası 5 olur, burası ne olur? 7 olur. Demek ki A 7'ymiş, B 1'miş. Bunların toplamı sorulmuştu. Doğru cevabımız Ceyhan seçeneği olacakmış sevgili gençler. Bir diğer sayfama geçiyorum. 22. sorumdayım. Aşağıda verilen grafiklerden hangisi bir geometrik dizinin grafiği olamaz? Noktaları düzgün birleştirdiğiniz zaman illaki bir fonksiyon grafiği verecek. Aslına bakarsanız bu da bir fonksiyon grafiği, dizi grafiği çünkü. Tanım kümesi doğal sayılar olduğu için sevgili gençler, yani ben sadece en gördüğüm yere 1, 2, 3, 4, 5, 6 yazabildiğim için bu aralar birbirine birleşmemiş gibi de görünüyor olabilir. Haberin olsun. Peki bakın şuraya, bu bir sabit dizi. Sabit dizinin ortak çarpanı 1'dir ve bu bir geometrik dizidir diyebiliriz. Bakın buradaki grafiğimiz sevgili gençler, bir geometrik dizinin grafiği olur mu? Normal şartlar altında biz buna neye benziyor? Mesela parabole benziyor, değil mi? Güzel. Hangisi olamaz diye soruluyordu bize. Arkadaşlar, geometrik dizi geometrik olarak arttığı için belli bir oranda artmayacaktır. Aritmetik dizi belli bir oranda artar. Fonksiyon olarak düşünürseniz eğimi her zaman aynıdır. He, o zaman not alma zamanı gelmiş ya, bizim notumuz gelmiş. Diyorsunuz ki aritmetik dizi belirten diziler, aritmetik dizi belirten dizinin genel terimi nedir? Doğrusal fonksiyondur. Doğrusal fonksiyondur diye buraya not alabilirsiniz. Şimdi A şıkkına bakıyorsun, bu doğrusal mı? Evet. O zaman ne işi var geometrik diziyle, değil mi? O halde şunu söyleyebilir miyiz biz? Geometrik dizinin grafiğini çizdiğim zaman bu da bize eğrisel bir grafik vermek zorunda. Ya da bu bir sabit fonksiyondur. Bakın sabit fonksiyon. Bakın eğrisel. Bakın eğrisel.
Onu çizemedim. Bakın eğrisel sevgili gençler. Ve buraya baktığınız zaman bu da eğrisel. Ama A şıkkına baktığınız zaman doğrusal olduğunu görüyorsunuz. Bu bir aritmetik dizinin genel grafiği olabilir ama geometrik dizinin grafiği olamaz diyeceğiz sevgili gençler. 23'teyiz. A artı B, A artı B artı C, A artı B artı D sayıları bir aritmetik dizinin ilk 3 terimidir. Bu bir aritmetik dizi. Tamam, bunu anladık. Güzel. Hatta ve hatta şuradan şuraya geçerken de sadece C eklediğine göre demek ki dizimizin, bu aritmetik dizinin ortak farkı da C'ymiş. Yani sevgili gençler, burası aslında bakarsanız A artı B artı C artı C'dir. Ve buradaki 2C aslında D'ye eşitmiş. 2C eşittir D. Güzel. İlk terimi C artı D. Ortak farkı C eksi D olan bir aritmetik dizinin ilk 10 terim toplamı hangisi olabilir diye sorulmuş. Peki. Şimdi ben 2C'nin D olduğunu biliyorum. D gördüğüm yere 2C'yi yazarım. C'den de 2C'yi çıkarırım. Eksi C gelir. Tamam. Eksi C geldikten sonra da ikinci terimimiz ne olur sevgili gençler? D mi olur? Yani C artı D idi. C artı D idi. Ben ortak farkı eksi C olarak buldum. Üstüne bir tane eksi C ekledim. C gitti, D kaldı. Üçüncü terimimiz D eksi C olur. Diğer terimimiz D eksi 2C olur. Bir diğer terimimiz D eksi 3C olur. Bu şekilde gidecek o zaman. Ve bana ilk 10 terim toplamı sorulmuştu. Ben 5. terimi buldum. D eksi 3C geldi. O zaman son terimimiz olan 10. terim D eksi 8C gelecektir. Hocam 8 nereden çıktı diye sorabilirsin. Haklısın. Bak 3'te C'nin katsayısı 1. 4. terimde 2. 5. terimde 3. O zaman onda da 8'dir. Hep 2 eksiği olarak gidiyor. Pekala. Şimdi bunların toplamı sorulmuş ya, toplayacağız. Bak C artı D D D D eksi C D D D hepsinde D var. 10 tane terim vardı, 10 tane D var o zaman. Güzel. Bir de eksi C, eksi 2C, eksi 3C, eksi 8C'ye kadar gitmiş. Yani 1'den 8'e kadar olan eksi C'lerin toplamı. 1'den 8'e kadar olan sayıların toplamını nasıl bulunuyorduk biz? 8 çarpı 9 bölü 2 ile mi? Şunda şu gitti, 4 kere 9 36 geldi. Demek ki eksi 36 C'miz var. Bir de burada artı C'miz var. Şu an bütün terimleri topladık. Bu da 10D eksi 35C'yi verecek bize. Hocam şıklarda böyle bir şey yok diyebilirsin. Haklısın. D'nin 2C olması gerektiğini düşünmedik çünkü hala. 10 çarpı 2C'den 35C'yi çıkaracaksın. Yani 20C'den 35C'yi çıkaracaksın. Ne kalır? Eksi 15C kalır. Bu da bizim ilk 10 terim toplamımız olabilir sevgili arkadaşlar. Geçtim 24'e. Pozitif terimli AN aritmetik dizisinde 3. ve 7. terimin toplamı 18, 4. ve 8. terimin çarpımı 105 ise A12 kaçtır diye sorulmuş. Şöyle diyeceğiz. A3 ile A7, bunların toplamı 18 ise aslına bakarsan 3 ile 7'yi topla 10, 2'ye böl 5. Yani bu 2 tane A5'e eşittir de diyebiliriz. Böylelikle A5'in ben 9 olması gerektiğini söylerim. Hiç çekinmem. Pekala, şimdi bizden istenen ne? A12. Peki hocam A7'yi böyle bulabilir miyiz ya da A12'ye bu şekilde ulaşabilir miyiz? Bakacağız. Şimdi sevgili gençler, ben A4'ün aslına bakarsanız A5 eksi D olması gerektiğini, A8'in ise A5 artı 3D olması gerektiğini biliyorum. A5'i 9 diye bulmuştuk zaten. Demek ki 9 eksi D ile 9 artı 3D'nin çarpımı da 105'miş sevgili gençler. Güzelce bir dağıtalım içeri. Ha? En iyisi bu. 9 kere 9 81. 9 kere 3D 27D. Eksi 9D ve eksi 3D kare eşittir 105 dedim. Daha sonrasında 81'imiz var bak burada. O 81'i sevgili gençler, ya da böyle uğraşalım mı? Hepsini karşıya bir fırlatın ha. En iyisi bu olur. 3D kare. 3D kare. 27D. Eksi 9D 18D yapar. Karşıya atarsanız eksi 18D gelir. Artı 105'ten 81'i çıkardınız. 19 artı 5'ten 24 geldi. Eşittir 0 oldu. Hepsini 3'e bölün şimdi de. D kare eksi 6D artı 3'e böldüm. 8 eşit 0. Bakın ben buraya eksi 4'e eksi 2 diye açarım. D de buradan ya 4 gelir ya da 2 gelir. Yani D ya 4'müş ya da 2'ymiş sevgili gençler. İkisi de olabilir. Sıkıntı yok. Pekala. D'yi de ya 4 ya da 2 bulduk ya biz. Güzel. Bunu bulduktan sonra da şöyle bir hareket yapılabilir.
Şimdi eğer ki D2 olursa, D2 olursa ben A12'yi kaç bulurum? A5 sevgili gençler kaçtı? 9'du. Ben A12'yi bulabilmek için A5'in üzerine 7 tane R mi eklemem lazım? Evet. Ben buranın 9 olduğunu biliyorum. 7R'de sevgili gençler 7 kere 2'den kaç gelir? 14. Yani burası 23 olabilir ki ışıklarda var. Peki 4 olursa 4 kere 7 28 gelir. 28 9 daha kaç yapar? 37 yapar. O halde cevabımız 23 olarak söylenebilir. Şimdi pozitif terimli olup olmaması bizi burada ne ilgilendiriyor? Yani başta vermiş ya pozitif terimli diye. Şimdi eğer D4 olmuş olaydı, tamam mı? Sen A5'i 9 buldun ya. A1 dediğimiz birinci terimimiz negatif olurdu. Niye? Çünkü 4 kere 4 16 azaltacaksın burada bunu. 9'dan 16'yı çıkardığın zaman birinci terimin eksi 7 olacaktı. Dolayısıyla sevgili gençler D4 zaten olamayacaktı. Hem buradan şıkların içerisinde mesela çeldirici olarak şu verilebilirdi. 37 şıkların içerisinde konulmuş olsaydı kimi arkadaşlar D'yi 4 bulup bu şekilde hareket edip çözüp 37'yi işaretleyebilirdi. Bu bir çeldiricidir. Bunlara dikkat edeceksiniz. Aslında soruyu bize şurası çözdürüyor. Burada şıklar içerisinde 37 verilmediği için biz bu şekilde de çözdük. Ama tekrar ediyorum soruyu sana bunun çözdürmesi gerekiyor. Pozitif terimli ibaresi sana soruyu çözdürüyor. Haberin olsun, ona dikkat et. Evet, daha ilginç sorularımıza başlıyoruz. Biraz acilden sevgili gençler. Acil yayınlarından, kitaplarından aldığınız sorular. Şimdi diyor ki A, B, C, D, E ortak katı R olan pozitif terimli geometrik dizi olmak üzere 3 tane öncül vermiş ifadelerinden hangileri daima doğrudur diye soruluyor. Pekala bunların ortak katı R miydi? Evet. Logaritma A, logaritma B, log C, log D ve log E ortak farkı log R olan aritmetik dizidir. Şimdi bakınız ben burada B bölü A'nın örnek veriyorum. Ne olduğunu biliyorum sevgili gençler? R olduğunu biliyorum. Yani B eşittir A çarpı R olduğunu biliyorum. Ve tümü için de bu şekilde. Yani ikili ikili seçerseniz tümü için bunu yakalayabilirsiniz. Peki log A ve log B ortak farkı log R olan bir aritmetik dizi midir? Bakalım. Yani diyor ki log A'nın üzerine sen log R eklersen log B'yi elde edersin diyor. Elde edebilir miyiz? Biliyorsunuz ki logaritmanın tabanları aynıysa ki burada aynı. Toplanırken içleri çarpılıyordu. Yani log A çarpı R eşittir log B yapar diyor. Sizce doğru mu? A çarpı R'nin ben zaten burada B olduğunu bulmuştum. Demek ki doğru. Yani birinci öncülümüz doğru olacaktı. İkinci öncül log A log B log C log D log E ortak katı log R olan bir geometrik dizidir. Yani diyor ki sevgili gençler logaritma A ile logaritma R'yi çarparsanız logaritma B'yi bulursunuz diyor. Böyle bir dünya yok. O gitti bir kere. Uçtu. Ya çünkü biz sadece ama sadece A kere R'nin B olduğunu biliyoruz. Bunlar zaten geometrik dizi oluştururken bunların logaritmalarının geometrik dizi oluşturmasına da biraz imkan yok gibi duruyor. Üçüncü öncülümüzde ise logaritma A tabanında 10, logaritma B tabanında 10, C tabanında 10 diye giden bir dizimiz var ve ortak farkı eksi logaritma R olan aritmetik dizidir denilmiş bize. Aritmetik dizi diyor. Bir kere şu kısım sevgili gençler, yani logaritma A tabanında 10 dediğimiz sayı şöyle yazılabilir. 1 bölü logaritma A. Şunu 1 bölü logaritma B, 1 bölü logaritma C diye yazabilirim. Ve ortak farkı eksi log R olan diyorsa, eksi logaritma R dediğim zaman bunun bize 1 bölü logaritma B'yi vermesi gerekiyor doğal olarak. Peki verir mi? İnceleyelim, verecek mi? Şimdi sevgili gençler burası logaritma 1 bölü logaritma a'ydı. Burası eksi logaritma l'ydi. Burası da 1 bölü logaritma b. Ben bunu bu tarafa bunu bu tarafa atarsam logaritma r eşittir 1 bölü log a 1 bölü logaritma b'yi verecektir. Ve sevgili gençler burada bu logaritma r'nin her zaman ama her zaman sabit olması gerekiyor. Biliyorsun bu bir aritmetik dizinin ortak farkı demiş bize. Ama burada A ve B buradan kaynaklı sürekli değişeceği için logaritma R de değişecektir. O halde sevgili gençler böyle bir sabit sayı bulamayız. Demek ki cevabımız yalnızca 1 olacak. Cevap A'dan olacak diyebiliriz sevgili dostlarım. Geçtim 26. soruma. Diyor ki bir internet sağlayıcı firma
sağladığı internetin hızına göre fiyatları değişen paketler hazırlamış. Tabloda bazı paketlerin fiyatları, bazı paketlerin ise internet hızları verilmiş. Pekala. Diyor ki her bir paketin hızının kendinden önceki paketin hızına oranı sabittir. Bu ne demek? Hızlar nasıl ilerliyor demek sevgili gençler, bu geometrik dizi olarak ilerliyor. Her bir paketin fiyatı kendinden önceki paketin fiyatına sabit bir artma verilerek oluşturulmuştur diyor. Yani fiyatlar da aritmetik dizi olarak artıyor diyor. Güzel. Buna göre birinci paketi alan kişinin ödeyeceği fiyat ve kullanacağı internet nedir diye soruluyor. Bakın sevgili gençler, 6'dan 8'e 1, 2, 3 tane R ile çarpılmış. Yani reküp ile çarpılmış. 6 reküp yazalım. 6 çarpı reküp eşittir 48 ise reküp 8'dir, R 2'dir. Demek ki 2'ye böldüğüm takdirde birinci paketin hızı 3 megabit olacak. Fiyatı da, fiyata bakalım. D 3D artmış ve bu 3D 90'dan 60'a kaç olacak? 30 olacak. Demek ki sevgili gençler D eşittir kaçmış? 10. Yani her hız artırımında paket 10 lira artıyor. Demek ki burası 50'ymiş ve burası da 40 liraymış sevgili gençler. O halde 3 megabit internete 40 lira ücret ödenir diyeceğiz. Cevabımız da Bursa seçeneği olacak sevgili arkadaşlar. Bir sonraki sayfamızdayız. 27. sorumuzdayız. Bir öğrenci Pascal üçgenini yazıp aşağıdaki gibi çizgiler çizerek her çizginin geçtiği sayıların toplamını yazmakta. Siz bunu biliyor musunuz? Biliyorsunuzdur. Bilmeyeniniz varsa orada oluşacak olan sayıların toplamı Fibonacci sayı dizisinin terimleridir. Buna göre bu öğrencinin çizdiği 11. çizginin ucuna yazacağı sayı kaçtır? Bakın 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane çizmiş. 7. Fibonacci sayı dizisi nasıl ilerliyordu? 5 ile 8'in toplamı 13, 8 ile 13'ün toplamı 21, 13 ile 21'in toplamı 34, 21 ile 34'ün toplamı 55, 55 ile 34'ün toplamı da 89 olarak ilerliyordu. Şurada 6 vardı. 7, 8, 9, 10, 11. sayımız 89 olur diyoruz. Pascal üçgeninin içerisinde Fibonacci sayı dizisini bulabiliyoruz. Demek ki bu Pascal üçgeni harika bir şey. Çünkü Fibonacci sayı dizisinde ardışık büyük olan terimin küçük olan terime bölümü sevgili gençler 6'nın oranı veriyor biliyorsunuz. Demek ki Pascal üçgeni dediğimiz olay inanılmaz güzel bir olay. Araştırmanızı öneririm. Bu arada niye Fibonacci sayı dizisi? Arkadaşlar yaklaşık olarak 3-4 senedir müfredatta var Fibonacci sayı dizisi. 11. sınıf, eskiden 11. sınıf müfredatındaydı. Daha sonrasında 12. sınıfta diziler anlatılırken müfredatımızda yer alıyor Fibonacci. Fakat farkındaysanız 3-4 senedir Fibonacci diye bir soru çıkmadı. Niye müfredata girdi? Niye çıkmıyor? Sevgili gençler, bu ne anlama geliyor biliyorsunuz siz. Çıkabilir arkadaşlar. Geçen sene aynı cümleyi binom için kurmuştum. Uzun bir aradan sonra ÖSYM'e ilk defa 2020 yılında binom sordu. Ben size diyorum ki arkadaşlar çıkabilir. Haberiniz olsun. Unutmayın SML'de değildi derdiniz ya, dersiniz yani. 28. sorumuzdayız. AN dizisi her pozitif doğal sayı için sevgili gençler AN artı AN artı 2, AN artı 1 artı AN artı 3 eşitliğini sağlıyormuş. Bu 1. A2 ile A5'in toplamı A3 ile A12'nin toplamına ve bu da 6'ya eşitmiş. Şimdi ilk terimden 16. terime kadar olan tüm terimlerin toplamı soruluyor bizden. Ben şu eşitliği biliyorum. AN artı AN artı 2 eşittir AN artı 1 artı AN artı 3 eşitliğini biliyorum sevgili gençler. Dolayısıyla ilk olarak N gördüğüm yere 1 yazarak başlarsam olaya A1 artı A3, bakın N gördüğüm yere 1 yazıyorum, eşittir. Burası ne olacak sevgili gençler? A1 artı A3, tamam. Şurası ne olacak dedik? 1 yazıyorum. A2 artı A1 yazdım. 4'e eşit olacak. Tamam. Ama bir de şöyle bir durum var. A1, A3, A2, A4. Yani ilk 4 terimi de bu şekilde yazabilmiş olduk. Doğru mu? Bizden istenen şey A1 ile A2'nin daha sonrasında A3 ile A4'ün, A5 ile A6'nın toplamı olacaktı. Ve ben ikisinin de 6 olması gerektiğini de biliyorum bu arada. Doğru mu yanlış mı? İkisinin de 6 olması gerektiğini biliyorum. Yani burası da 6, burası da 6. Şimdi ben gidip ne gördüğüm yere 5 yazarsam bakın. A5 artı A kaç olacak? 5 yazdım, 7 oldu. Eşittir. 5 yazıyordum, A6.
artı a8. Bakın burada da 5, 6, 7, 8 var. Burası da 6 idi. Burası da 6. O halde sevgili gençler bakın. Dörderli dörderli. Ben 16. terime kadar gideceğim. 6 artı 6'dan burası 12 olmaz mı? Burası da 12 olur. Bir 8 tane daha lazım. Bir 4 daha yazdım 12. Bir 4 daha yazdım 12. A16'ya kadar yazmış oldum toplamda. 4 tane 12 kaç yapar? 48. O halde cevap da Adana'dır diyebiliriz sevgili arkadaşlarım. AN Fibonacci dizisi olmak üzere. A1'in karesi, A2'nin karesi, A3'ün karesi, nokta 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 A20'nin karesine kadar bu Fibonacci terimlerinin, dizi terimlerinin 20. terimine kadar karelerini al ve topla. Bu toplamın sonucu hangisine eşit olur diye sorulmuş. Şimdi Fibonacci sayı dizisinde sevgili gençler birinci terim 1 olduğu için şurası 1'in karesi olacak. Ama ben bunu 1 kere 1 diye yazabilirim ya da 1'in karesi yazalım direkt, sıkıntı yok. Artı ikinci terimde 1, sonra orası da 1'in karesi. Üçüncü terim ilk ikisinin toplamı yani 1 artı 1'den 2, 2'nin karesi. 1 artı 2, 3, 3'ün karesi. Artı 2 artı 3, 5, 5'in karesi. 3 artı 5, 8, 8'in, kare, 8'in karesi diye devam edecek. En son A20'nin karesi ama 20. terimin ne olduğunu inanın hiç bilmiyorum. Peki bunu bilmiyorken bu yorumu nasıl yapacağız? Şimdi burada şuna bakalım. İlk iki terimin toplamı. Şunlar. 1'in karesi 1, 1'in karesi 1. 1 ile 1'in toplamı 2. İkinci ve üçüncü terimin toplamı çarpımı 1 kere 2, 2. İlk 3 terimin toplamına bakın. Şuraya yani 4 artı 1 artı 1'den 6. Bununla bunun çarpımı 2 kere 3 gene 6. Şuraya kadar olan toplama bakarsanız 6 artı 9'dan 15 gelecek ve 3 kere 5 de 15. Peki ilk 20 terimin kareleri toplamı. Neye eşit olur o zaman? 20. terimle 21. terimin yani şuraya kadar topla denildiği zaman şununla şunu çarpıyoruz ya veya buraya kadar topla denildiği zaman bununla bunu çarpıyoruz ya. O zaman 20. terimle 21. terimin çarpımı olur. Cevap da Adana seçeneği olur diyebilirsiniz sevgili gençler. Bu Fibonacci sorularında özellikle mutlaka kısa bir yol vardır, olması gerekir, haberiniz olsun. Yani çıkarsa da ve siz bunu öğrenmiş olarak sınava girerseniz net bir şekilde süre kazancınız olacak bir sorudur sevgili gençler bu soru. AN dizisi logaritma kitabanında N olarak verilmiş bir genel terimi var. BN dizisi de eğer AN tam sayıysa 1'e, AN tam sayı değilse 0'a eşit olsun diyor. Ve MN dediğimiz sevgili gençler sayımız B1, B2, B3, BN N basamaklı bir doğal sayı. Bakın bunlar çarpım değil. B'yi hesaplıyorsun, B'nin kaçıncı terim olduğunu hesaplıyorsun ve tek tek yerine yazıyorsun. Yan yana getirince de bir sayı oluşuyor. N basamaklı bir sayı olmak üzere 50 basamaklı M50 doğal sayısı yazılıyor. M50 doğal sayısının sondan kaç basamağı sıfırdır diye sorulmuş. Şimdi logaritma kitabanında N 50'den önce en son logaritma kitabanında 32'de sevgili gençler 5'tir. Bir tam sayıdır. Ve tam sayıysa 1'e eşit olsun. Demek ki 32. basamakta, 32. basamakta biz oraya bir 1 yazmışız. Tamam. Hatta ve hatta bir daha bakayım. Durun şimdi bir saniye, bir saniye. M50 doğal sayısının sondan kaç basamağı sıfırdır deniliyor ya. M50 dediğimiz bu doğal sayının sevgili gençler. Gerçi her halükarda M50, 50 basamaklı değil mi? Tamam, sıkıntı yok o zaman. M50'ye kadar gideceğiz, hiç sıkıntı yok. Tamam. Ben ilk başlarda mesela logaritma kitabında 1 yazdığım zaman 0'la başlıyor. O zaman 50 basamaklı olmaz diye düşünecektim. Ama M50 doğal sayısının dediğine göre mecburen 50'ye kadar yazacaksın. Aslında soruda da orada bir şey olabilir, bir değiştirme olabilir. Tamam, sıkıntı yok. Biz anladığımız gibi yapalım, ilk anladığımız gibi. 50'ye kadar gideceğiz ve ilk defa 32'de yani 50'den önce son defa 32'de bu bir tam sayı eşit olacaktır. Çünkü bir sonraki logaritma kitabının da 64'tedir ve bu da 6'dır. O halde sevgili gençler 32'den sonra 50'ye kadar 18 tane sayı vardır. Ve bu 18 tane sayının her biri de 0'dır diyebiliriz. Çünkü tam sayı değildir. Logaritma kitabında 33. Logaritma kitabında 34. Tam sayı değil. Tam sayı değilse de hep 0 yazıyoruz. Dolayısıyla 33 dahil olmak üzere 50'ye kadar her zaman 0 yazılır. Ve bu M50 doğal sayısının sondan 18 basamağı 0'dır diyebiliriz. Geçtim 31'e. Diyor ki doğal sayılardan oluşan bir AN dizisinde her pozitif doğal sayı için A1 3'tür. İlk terimi vermiş bize 3 ve AN artı 1 de
an bölü 2 artı 1 ve 3 çarpı an artı 1 şeklinde dizayn ediliyor ama an'e bağlı bu. An çiftse yukarıdakini tekse alttakini kullanacaksın. A117'nin değeri kaçtır diye sorulmuş. Şimdi A117'yi elde edebilmek için sevgili gençler biz nereyi kullanacağız? A1'den yola çıkacağız. A117'ye kadar gideceğiz. Pekala. Şimdi A1 3 iken tek olduğu için 3 kere 3 9 1 ekledim 10 olacak. Değil mi? Bu A2. Şimdi A3'ü bulacağız. A3 için A2'ye bakacağız. A3 A2 çift. Çiftse 2'ye böl 5 1 ekle 6. Demek ki A3 ne olacak sevgili gençler? 6. A1 kaçtı bu arada? 3'tü. Şimdi A4'e bakacağız. 6 çift olduğu için 2'ye böldüm 3 1 ekledim 4 geldi. Şimdi A5'e bakacağız. Bu da çift olduğu için 2'ye böldüm 2 1 ekledim 3 geldi. He. Mantaliteyi anladınız değil mi? Yani olay hep başa saracak. Kaçta 1? 4'te 1 başa sarıyor bakın. Doğru mu? 4'te 1 tekrar edecek. Çünkü 3'ü buldum ya bir daha 10'u bulacağım. 6'yı bulacağım 4'ü bulacağım. 3 10 6 4 3 10 6 4 şeklinde devam edeceğiz. 117'yi sormuş bu bana. Demek ki 117'yi diyor önce 4'e böleceksin kalanını bulacaksın. 17'nin 4'te bölümünden kalan 1 olduğuna göre birinci terim neye eşitse ki 3'tü 117. terim de ona eşittir. Demek ki 31. sorumuzun cevabı da Adana seçeneği olacaktı sevgili gençler. 32'deyiz. BN geometrik dizisi için B4, B5, B6, B26 bunların çarpımı 3 üzeri 92 eşitliği veriliyor. B15 değeri kaçtır diye sorulmuş. Tabii şöyle yapacağız. B4 ile B26'nın çarpımı, şimdi 4 ile 26'yı topladın 32'ye böldün 15 ya demek ki B15 tam ortadaki terim. Bakın B4 ile B26'nın çarpımı bize B15'in karesini verecektir. B5 ile B25'in çarpımı bize B15'in yine karesini verecektir. Çarpı bu şekilde devam edeceğiz yani. 4'ten 26'ya kadar 26 eksi 4 22 artı 1'den 23 tane sayı vardır. 23 tane terim vardır. Bu 23 tane terimin bir tanesi B15 zaten. Geriye kaldı 22 terim. Ve bunları da ikişerli gruplandırırsam hani mesela B4 ile B26 bir grup. B5 ile B25 bir grup gibi ikişerli gruplandırırsam 11 tane grup olacaktır. Ve bu 11 tane grubun her birinin çarpımları da B15'in karesidir. Yani B15'in karesini ben yan yana 11 defa çarpacağım. Arada bir tane de B15 kalmıştı ya. Onu da çarpınca sevgili gençler B15'in bakın 2 kere 11 22 bir tane daha 23. kuvveti olacak diyebiliriz. Hocam bunu o zaman şöyle yapsaydık olmaz mıydı? Daha mantıklı değil miydi? Söyle. Şöyle. 4'ten 26'ya kadar zaten 23 tane sayı var. 23 tane terim var. Şimdi ben 4. terimle 26. terimi çarptığım zaman madem B15'in karesini veriyor. Hepsini zaten ikişerli seçiyorum 2 tane B15 geliyor. O zaman burada 23 tane terim varsa 23 tane B15'in çarpımı vardır. Evet yapabilirsin. Hiç sıkıntı yok. B15'in 23. kuvveti 3 üzeri 92'ye yani 3'ün küpünün 23. kuvvetine mi eşittir diyeceğiz. Yok özür dilerim. 3'ün 4. kuvvetinin 23. kuvvetine eşittir. Çünkü 4 kere 23 92 yapar. O halde sevgili gençler B15 kaçtır? 3 üzeri 4'tür. Yani 81'in ta kendisidir diyebiliriz. Cevabımız da Edirne seçeneği olacaktır dedik. Geçtim sevgili gençler bir alttaki soruma. 33. sorumdayım. Bir aritmetik dizi tablosunda AN ve M n'inci satırdaki aritmetik dizinin m'inci terimini göstermektedir. Pekala. Her satırda oluşturulan aritmetik dizinin ilk terimi satır numarası ile ortak farkı satır numarasının karesiyle orantılıdır. Burayı dikkatli okumamız gerekiyor. Her satırda oluşturulan aritmetik dizinin ilk terimi satır numarası ile ortak farkı satır numarasının karesiyle orantılıdır diyor. Yani mesela şuradaki ilk terim sevgili gençler satırın numarasıyla yani k ile mesela 1 ile orantılı k ile orantılı diyelim. Ortak farkı da satır numarasının karesi yani 1'in karesi o da k ile orantılı ortak farkı da. Mesela burası 2k bunun karesi de 4k kare ile orantılı gibi. Ve hepsi de aritmetik dizi oluşturacak. Her satır için kullanılan orantı sabiti de aynıdır. Demek ki k diyeceğiz hepsine. Örneğin tabloda A 2,5 ile gösterilen şey ikinci satırda oluşturulan aritmetik dizinin 5. terimidir diyor.
A3 2 6'ymış. Şimdi ben şurayı bir sileyim. A3'e 2 ne demek? Üçüncü satırda oluşturulan ikinci sütundaki terim demektir sevgili gençler. Yani burası 6'ymış. A4 3 de ben şundan bir tane daha çizeyim şuraya sizin için. Şöyle. Ve bunu da yine parçalayalım. Zeki zaten parçalanmış gibi düşünebiliriz. 4 3 de sevgili gençler şurası. Bize burası soruluyor. Pekala. Şimdi ben diyorum ki şurası 3K ile, çünkü satır numarasıyla ortak fark da 3K'nın karesi olan 9K kare ile orantılıysa, ben 3K'nın üzerine 9K kareyi eklediğim zaman 6'yı vermesi lazım kardeşim. Çünkü ilk terimin üzerine ben ortak fark ekleyince ikinci terimi bulurum. Tamam, olur. Hepsini 3'e bir bölelim. K artı 3K kare eşittir 2 olur mu? Olur. 3K kare artı K eksi 2 eşittir 0 mıdır? Evet. Şimdi ben burayı 3K'ya K. Burayı da sevgili gençler nasıl ayıralım? Bir bakalım. Ben burayı 1, burayı da eksi 2 ile ayırırsam olur. Demek ki K buradan ya 2 bölü 3 ya da eksi 1 gelecek. Peki bir bakalım. Bir bakalım. Karesiyle orantılıydı. M'nin iç terimini göstermekte. Tamam. Negatif veya pozitif olduğunu hiçbir şey söylememiş değil mi? Dizi tablosunda tamam. Tamam, güzel sevgili gençler. Şimdi burada K'ya 2 bölü 3 ya da eksi 1 dedik ya. Şimdi şuradaki terimimiz 4K olacaktı. Ortak farkımız da 4K'nın karesiyle orantılı olacaktı. Yani 16K kare olacaktı. Pekala. Demek ki ben bu 4K'nın üzerine artı 2 tane 16K kare eklersem eğer bize soru işaretini veriyor. Şimdi K'yı 2 bölü 3 veya eksi 1 seçersek neler olacak bir bakalım. K'yı 2 bölü 3 seçersek burası 8 bölü 3 gelir artı 2 bölü 3'ün karesi kaç yapar? 4 bölü 9. Siz bunu 2 çarpı 16 ile çarparsanız sevgili gençler 32 yapacak burası. Tamam. 32 kere 4 kaç yapar? 128 yapar. 128 bölü 9. Eşittir soru işareti olabilir. Bu bir. İkincisi de K'yı eksi 1 seçerseniz eğer. Şurası eksi 4 olur. Eksi 1'in karesi 1. 2 kere 16. 16 demek ki artı 16'dan burası ne gelecek? 12. 12 zaten şıklarda var. Dolayısıyla sevgili gençler, zaten şuradan da bir tam sayı gelmeyecek. Çünkü üst tarafta 3'ün katı olan bir sayı yok. Dolayısıyla bunu eledik. Cevabımız 12 olacaktır diyebiliriz. Hani pozitif negatif onu anladım. Onu bulmaya çalıştım ama zaten şöyle de düşünülebilir. Tabii ya. Ama işte K'nın negatif olma gibi bir durumu söz konusu mu? Söz konusu mu? Ona bakalım. Yok, olabilir çünkü orantılı demiş. Yani şöyle düşünün. Mesela K eksi 1 ise burasındaki ortak fark eksi 1 ise burada K eksi 1'di ya, demek ki buradaki ortak fark eksi 4 olacak. Buradaki eksi 9 olacak gibi bir durum söz konusu olabilir sevgili gençler. Ki zaten biz de burada bunu yaptık. K kare olduğu için de zaten bu negatif olan sayı pozitif olacaktır diyebiliriz. Evet, sıkıntı yok. 34. sorumuz. İlk terimi ortak farkına eşit olan bir aritmetik dizinin ilk terim ortak farkına eşit. Yani ilk terim R, ortak farkın R ise ikinci terim 2R, sonra 3R, sonra 4R diye devam eden bir dizimiz var. İlk 4 teriminin toplamı T1, yani ilk 4 teriminin toplamı 10R yapar ve buna T1 demiş. İkinci 4 teriminin toplamı yani 5R, 6R, 7R ve 8R. Bunların toplamı da 26R yapar sevgili gençler. Bu da T2'ymiş. Üçüncü dört teriminin toplamı yani 9R, 10R, 11R ve 12R, ki bunların toplamı da 42R yapar. Ve bu da T3'müş. T2'nin 52 olması gerektiğini söylemiş. O zaman R'yi bulursunuz. 26R, 52 ise R kaçtır? 2'dir. T7 kaçtır diye sorulmuş. Şimdi T7'yi bulmak için ne yapmamız gerekiyor? Tek tek yazacağız. Hocam tek tek yazmak sıkıntılı değil mi? Evet, biraz sıkıntılı ama kısa bir yol bulabilir miyiz? Buluruz, neden olmasın? Çünkü 10R'den 26R'ye 16R arttırmışken 26R'den 42R'ye de 16R arttırdık. O zaman sevgili gençler, sen buradan bir 16R arttırırsan 58R T4 gelir. T4. Bir 16 daha arttırırsan 68, 6 daha sevgili gençler 74R eşittir. Ne gelir? T5 gelir. Bir 16 daha arttırırsanız 90R eşittir T6 gelir. Bir 16 daha 106 yapar ve bu da T7 olur. Ben R'yi ne bulmuştum sevgili gençler? 106 R dedik. R'yi 2 bulmuştum. O halde 2 ile çarpacaksınız 106'yı. Cevap 212 olacak. Cevabımız Bursa seçeneğinde verilmiştir diyebiliriz.
Altta soru yok. Sağ üst tarafa geçiyoruz. 35. sorumuza. F ve G fonksiyonlarının grafiklerini ben sana verdim diyor. AN dizisi de FN bölü GN şeklinde tanımlanıyor diyor. Ve bu dizinin kaç terimi negatiftir diye sorulmuş bize. Pekala sevgili gençler. Biz burada kaç terimin negatif olduğunu bulmak için bir eşitsizliği çözmemiz lazım şu an. F'in ve G'nin köklerini bulalım. Şimdi F pembe olandı ve pembenin kökleri -4, 2 ve 11'dir. Yazalım. -4, 2 ve 11. Ve daha sonrasında G'nin kökü de sevgili gençler 5 bölü 3. Onu da yazalım. 5 bölü 3 tabii ki 2'den önce yazılacak buraya. 2 yazalım. 5 bölü 3 yani diğerinin kökünü de buraya mavi renkli olarak yazalım. Ve tablomuzu oluşturalım. Şimdi tabloda sevgili gençler şunu da şöyle yapalım. İkisi bölündüğü için F sonsuzda artarak G de sonsuzda artarak devam ettiği için ikisinin de katsayısı pozitiftir ve pozitifle başlarım. Pozitif, negatif, pozitif, negatif, pozitif derim. Ve burada negatif olan sorulduğu için yani sıfırdan küçük denildiği için içleri bunların boş olacak. Hepsinin boş. Tabii G'nin içinin boş olmasının sebebi paydada olması da diyebiliriz. Daha sonrasında negatif olan yerler sorulduğu için de ben şuraları alacağım. Şimdi buradaki her sayıyı sayarsan yanlış yapmış olursun. Burada dikkat etmen gereken şey şu. Bizim bu iki fonksiyon oranı bize bir dizi veriyor. Bu dizinin terimlerini veriyor. Ve bu dizide sevgili gençler, bu dizide buradaki neler? Pozitif doğal sayı olmak zorunda. Pekala. Yani sevgili gençler bir şurada arayacağız. Bir de şuranın belirli bir kısmında arayacağız. Yani şurası sıfırsa sıfırı sağında arayacağız. Şimdi burada ilk terim 3, son terim 10 olduğuna göre 10 eksi 3 artı 1'den 8 tane burada doğal sayımız var. Bir de burada 5 bölü 3'ten hemen önce bir 1 var biliyorsunuz. 8 tane burada, bir tane de burada, toplam 9 tane terim negatiftir diyeceğiz sevgili gençler. Oradaki 1'i unutursan yandın yani. Sınav esnasında oradaki 1'i unuttun ve gittin, patladı soru. İstediğin kadar dizi bil artık. ÖSYM sana diyor ki sen dizi konusunu bilmiyorsun ki, gelmişsin buraya. Sınava girmişsin falan der yani. Tamam? Ne kadar bilsen de en ufak bir işlem hatasında ÖSYM seni bu konuyu sen bilmiyorsun deyip seni hor görüyor. Evet. Fx eşittir x artı bir fonksiyon için x1 1, x2 eksi 2, x3 3 olmak üzere k eşittir 1'den 3'e kadar fk çarpı xk artı 1 toplamının değeri nedir diye soruluyor. Yani ne soruluyor biliyor musunuz? K gördüğünüz yere bir 1 yazın. F1 çarpı x1 artı 1 artı 2 yazın. F2 çarpı x2 artı 1 artı F3'ü yazın şimdi de K gördüğünüz yere. F3 çarpı x3 artı 1 işte bu soruluyor. Ben x1'in 1 olduğunu, x2'nin eksi 2 olduğunu, x3'ün de 3 olması gerektiğini biliyorum. F1 burada bulursak arkadaşlar 2, burası 3, burasında 4 olması gerektiğini biliyorsunuz. 1 artı 1, 2, 2 kere 2 kaç yapar? 4. Eksi 2 ile 1'i topla, eksi 1, eksi 1 kere 3, eksi 3 yapar. 3 ile 1'i topla, 4, 4 kere 4 de 16 yapar. İşte bunların toplamı sorulmuş. 16, 4 daha 20, 3 çıkarırsanız 17 gelir, cevabımız Ceyhan'dır diyebiliriz. Ve sevgili gençler son 4 sorumuz, hadi bakalım. Şekilde kenar uzunluğu 8 birim olan bir kare çizilmiş en dışta. Güzel. Çizilen kare içerisinde çizilebilecek en büyük çember, çemberlerin içine çizilebilecek en büyük kare çizilerek örüntüye devam edilmiş. Buna göre baştan itibaren çizilen 8. karenin çevresi kaç birim karedir diye sorulmuş. Şimdi şöyle yapacağız. Biz burayı 8 8 diye belirttik ya, çizilebilecek maksimum çemberin sevgili gençler yarıçapı, yani şuraya noktayı koyarsak şurası sevgili gençler 4 olmak zorunda. Doğru mu yanlış mı? Doğru, çünkü burası 4'e 4'tür. Şimdi bu çizilen ilk çemberimiz ama bizden ne isteniyor sevgili gençler? 8. kare isteniyor. Peki. Şimdi o zaman ben şöyle diyeceğim, bakın. Şuradan şuraya kadar çekerseniz bu bizim çemberimizin çapıdır. Aynı zamanda içeride çizilen ilk karenin de köşegenidir. Bakın karenin köşegeni. Peki bu çemberin çapı 8'di zaten. Peki köşegeni 8 olan kare nedir? Yani 2 kök 2 çarpı kök 2'den biliyorsunuz 8, pardon özür dilerim, 4 kök 2 çarpı 4 kök 2 çarpı kök 2'den
8 geldiğini biliyorsunuz. Demek ki burası 4 kök 2'ymiş. Yani burası da 4 kök 2. Şimdi 8'den 4 kök 2'ye düştük. 4 kök 2'den de sevgili gençler 4'e düşeceğiz. Yani ikinci karemizin bir köşegeni ne olacak? Tabii 4 kök 2 olacak. Ve doğal olarak da bir kenarı 4 olacak. Kök 2 kök 2 azaltıyoruz çünkü. Yani kök 2'ye bölerek devam ediyoruz. O halde ben birinci terime 8 dersem, R'ye de 1 bölü kök 2 dersem ki sürekli kök 2'ye bölerek devam ediyorum çünkü. 8. kareyi A8 olarak bulurum ve bu A1 çarpı R üzeri 7'dir. Peki A1 8'de R'de 1 bölü kök 2 idi. Yani 1 bölü 2 üzeri 1 bölü 2 idi. Ben bunun 7. kuvvetini alırsam burası 2'nin küpü çarpı 1 bölü 2 üzeri 7 bölü 2 yapacaktır. Yani 3'ten 7 bölü 2 çıkarın sevgili gençler. Eksi 1 bölü 2 yapacaktır. 2 üzeri eksi 1 bölü 2 demek aslına bakarsanız 1 bölü kök 2'nin ta kendisidir. Ve bu da kök 2 bölü 2'dir. Çevresi sorulmuş. Bu bir kenarı. O zaman ben bunu 4 ile çarpacağım. 4 çarpı kök 2 bölü 2 eşittir. 2 kök 2 yapar. Cevabımız da Ceyhan seçeneği olur sevgili gençler. 37. sorumuzu dedik ve devam ediyoruz bir diğer sayfamızdaki 38. sorumuzda. Rakımı tanımlamış, diyor ki bir kara parçasının en yüksek yerinin deniz seviyesinden yüksekliğini ifade eder. Peki şekilde rakımı 252 metre olan acil kara parçası ile rakımı 750 metre olan matematik kara parçası arasında yapılması planlanan teleferik modellenmiştir. Acil kara parçasındaki teleferik kulesi 4 metre uzunluğundadır. Bakın şuradaki teleferik kulesi 4 metre uzunluğunda. Yani buranın artık en yüksek noktası 256 metre olmuştur diyebilir miyiz? Çünkü kara parçası 252 ise teleferiğin oradaki kulesiyle beraber 256 metre olacaktır. Matematik kara parçasındaki teleferik kulesi de 6 metreymiş. Yani burası 756 mi olacak sevgili gençler? Pekala. İki kara parçası arasında eşit aralıklarla 9 adet direk dikilecektir. Direkler de böyle denizin ortasına dikiliyor ve toplamda 9 tane dikiliyor. Diyor ki buna göre iki kara parçası arasındaki teleferik hattı doğrusal olmak üzere dikilen 4. direğin uzunluğu kaç metredir? 4. direkten kastı 1, 2, 3, 4 yani şurası soruluyor. Şu direğin uzunluğu soruluyor sevgili gençler bize. Güzel. Şimdi arkadaşlarım şurayı şöyle bir sileyim. Bakın ben şuranın 256, buranın 756 olduğunu biliyorum. Dolayısıyla 756'dan 256'yı çıkardığımız takdirde 500. Yani buradaki son terimle ilk terim arasındaki farkın 500 olması gerektiğini görüyorsunuz. Ve toplamda kaç tane boşluk oluşacak? Yani kuleleri hesap edersen araya da 9 tane direk dikilmiş. Toplam 11 tane boşluk olduğunu biliyorsun sen. 9 artı 11 tane terim var. 10 tane boşluk olduğunu biliyorsun. Çünkü 11 tane terimin arasında 10 tane boşluk vardır. Ve ben bu 10 tane boşluk için 500'ü 10'a bölersem her bir kademede direklerin boylarının 50 metre arttığını da görmüş olurum. Zaten burası 256 idi. Değil mi? Ben 50 artıracağım buraya, 50 buraya, 50 buraya, 50 buraya. Yani toplam 200 daha artıracağım. Ben 256'ya 200 eklersem sevgili gençler 4. direğin uzunluğu olan 456 metreyi bulmuş olurum. O halde cevabım Edirne seçeneğinde verilmiştir diyebilirim. 39 sondan bir önceki sorumuz. B12 vitamin eksikliği görülen bir birey için vitamin takviyesi uygun görülmüş olup her ay 4 hafta olacak şekilde bir tedavi planlanmıştır. İlk ay haftada 4 doz ile başlanarak, ikinci ay haftada 2, üçüncü ay haftada 1, dördüncü ay 2 haftada 1 ve son ay ayda 1 doz vitamin enjekte edilecektir. Enjekte edilecek 1 doz ilk ay 8 mg olup her ay 1 doz bir önceki aya göre yarıya düşecektir. Buna göre bu hasta tedavi sonunda toplamda kaç miligram vitamin desteği almış olur diye soruluyor sevgili gençler bize. Şimdi ilk ayda sevgili gençler 4 doz vurulacak. İkinci ay haftada 2. Üçüncü ay haftada 1. Dördüncü ay bu şekilde gidiyor. Şimdi bir ayı da 4 hafta olarak kabul edeceksin diyor. Her ay 4 hafta olsun istiyor. Şimdi birinci ayımızda 4 tane doz, haftada 4 dozla başlayacaksak 4 kere 4'ten 16 tane doz vurulacak bu birinci ayda. İkinci aya geçtiğimiz takdirde, ikinci ayda sevgili gençler
Diyor ki haftada 2. Yani haftada 2 ise yarıya düştü. 8 doz. 3. ayda diyor ki haftada 2 idi. 3. ay haftada 1. 4 doza düştü. Çünkü 4 hafta var 1 ayda. 4. ay sevgili gençler. 4. ay 2 haftada 1. 2 haftada 1 ise 2 doza düştü. Ve 5. ayda sevgili gençler bir tane doz verilecek. Yani bu da yarıya düşüyor. Toplamda vurulan doz sayısı belli zaten. Fakat enjekte edilecek bir doz ilk ay sadece 8 mg. Bakın buradaki dozlar 8 mg. Her ay bir ay sonra mesela yarıya düşürülüyor. Yani burada 4 mg, burada 2 mg, burada 1 mg ve burada da 1 bölü 2 mg olacak şekilde. Toplamda kaç miligram vitamin desteği vardır diye sorulmuş. Artık olay basit. 8 çarpı 16 artı 4 kere 8 artı 2 kere 4 artı 1 kere 2 artı 1 bölü 2 diyeceğim artık. 1 kere 1 bölü 2. Şimdi 8 kere 16 80 artı 48'den 128. 4 kere 8 32. 2 kere 4 8. 1 kere 2 2 ve sonra 1 bölü 2'miz var. Bunları toplayacağız. 128, 2 daha, 130, burası da 40, 170, artı 1 bölü 2 nedir? 170 buçuktur sevgili gençler. Cevabımız da Ceyhan seçeneğinde verilmiştir diyebiliriz. Ve geçiyoruz son sorumuza artık. Finali de Fibonacci ile yaparsak dedim, bu sene kesin çıkar Fibonacci. Olmaz mı? Evet gençler, son sorumuzu da çözeceğiz ama son soruyu çözmeden önce... Bayağı da sesim yoruldu, bayağı gitti artık. Aydınlık havada başlamıştım, neredeyse akşam olmak üzere. Perdenin altından görüyorum, o yüzden aşağı baktım havanın ne olduğunu. Artık akşam olmak üzere. Şimdi son sorumuzu çözeceğiz ama bayağı da kafa patlattık, boğaz yorduk. Teşekkür babında kanala abone olabilirseniz, yani bunu isterken defaten söyledim. Yani utanılacak bir şey değil tabii, estağfurullah, ama sonuçta sanki böyle ben bunun için ders anlatıyormuşum gibi düşünülmesini istemiyorum aslına bakarsanız. Çünkü sevgili gençler, bu sadece hani abonenin artması, beğenilerin artması, beni daha fazla kişinin bilmesi, bu beni onur eden bir şey. Dolayısıyla hani böyle daha fazla abone gelsin, işte aboneden yıkılalım burada yerlere yatalım falan gibi bir muhabbet yok. Tamamen daha fazla kişiye ulaşıp daha fazla kişiye matematik anlatabilmek için bunları istiyorum sevgili gençler. O yüzden abone olup bildirimleri açıp bir de bu videoyu beğenebilirseniz beni mutlu etmiş olursunuz. Diyelim, hemen sorumuzun çözümüne geçelim. Artık çözelim 40. sorumuzu. 1, 1, 2, 3, 5, 8, UN. Yani bu da bir Fibonacci. Az önce de ifade ettiğim gibi bu sene sınavda Fibonacci çıkarsa yanıma mutlaka gelin sevgili gençler. Dizisi olup her ikiden büyük ne için? Sevgili gençler, an, an-1 ile an-2'nin toplamı biçiminde ifade ediliyor. Şimdi burada şunlar verilmiş, bunları kullanarak da soruyu çözebilirsiniz ama Fibonacci dedik ya, mutlaka bir püf noktası var ve mutlaka kolay oluyor soru. Şimdi şu kısmı bir okuyalım, diyor ki, şuradaki kısmı okuyalım. Diyor ki sevgili gençler, her bir kenar uzunluğu içerisinde verilen karelerden oluşan şekil yanındaki gibi devam ettirildiğinde görülen en büyük karenin bir kenarının uzunluğu 55 oluyor. He. Şimdi bakın, burada hep kare ekleyerek devam ediyoruz biz olaya. Yani nasıl? Bak burası bir kare, 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 kare. Hep kare ekleyerek dikdörtgen, sonra kare, dikdörtgen, kare yapıyoruz. Peki ben burada bir kare daha nereye ekleyeceğim? Şunu sağ tarafına ekleyeceğim, şuraya. Bir aşağı bir sağ, bir aşağı bir sağ ekliyoruz. Ve bu karenin bir kenarının uzunluğu ne olacak? 13, 21 daha sevgili gençler, 34'e 34 olacak. Şimdi burası 34, burası 21 ise artık üst taraf, kenar 55 oldu. O zaman ben 55'e 55'lik bir kare çizeceğim şimdi. Yani şu şekilde. Şöyle bir kare çizeceğim. Ve artık şeklimiz şöyle uzaklaştığımız zaman, bakın az öncekinin çok benzeri olan, çünkü gene altın dikdörtgen olması lazım bu. Fibonacci biliyorsunuz fi sayısı, altın oran sayısı. Gene bir altın dikdörtgen elde edeceğim. Ve artık burası 55'e 55 tipinde bir karedir sevgili gençler. Yani bizden istenen bu aslına bakarsanız. Bir 55 yazamadım ya. Heh, şöyle silelim. 55'e 55'lik bir kare. Diyor ki bu şeklin alanı ne olur? Zaten sen biliyorsun burası 55. Şuranın 34 olduğunu, buranın 55 olduğunu biliyorsan 55 çarpı 89'a da cevap diyebilirsin. Yani cevap Bursa seçeneği olur diyebiliriz. Burayı kullanarak da çözebilirdin ama dedim ya, bu soruyu sırf
Hani az önceki sorulardaki Fibonacci sorularında da ben sana tekrar etmiştim. Fibonacci sorusu varsa mutlaka küçük bir püf noktası vardır, bir kolaylığı vardır demiştim. İşte o kolay noktasını göstereyim. Burayla kafan karışmasın diye ben sana bu soruyu buraya sordum. Evet. Gençler, bitirdik artık videoyu. Bu hafta da 40 soruda diziler yaptık. Bakalım haftaya neler gelecek. Belki formatı değiştiririz biraz ha. Sıkılmadık mı artık 40 sorudan? Biraz formatı değiştirebiliriz. Ama yine bu format giderse yerine gelecek olan format eskisini aratmaz. Merak etme. Eskisini unutturur ama gene de hatırlatmaz sevgili. Gene de aratmaz sevgili gençler. Merak etmeyin. Çünkü bende format bitmez, kalite bitmez. Sende de ders dinleme isteği bitmediği sürece biz bu işi sonuna kadar götürürüz. Sınavı da o üniversiteyi koparır alırız, cebimize koyarız Allah'ın izniyle. Evet. Gençler, sonraki videolarda görüşünceye dek hoşça kalın, sağlıkla kalın ve bol bol matematik çalışmayı da unutmayın.